Arkadaşlar hepinize merhabalar diliyorum. Yine güzel bir haberle karşınızdayım. Gerçekten sizler için emek veriyorum, çalışıyorum. Bunun için lütfen beğeni yapmayı unutmayın. Yine şimdi rapor parası ile ilgili önemli bir gelişme oldu, önemli bir değişiklik oldu. Bunu hemen size bildirmek istiyorum. Biliyorsunuz ki hastaneye gittiğinizde rapor alıyorsunuz. Ondan sonra belli bir süre sonra bu rapor size yatıyor ve siz gidip bunu PTT'den çekiyordunuz. Şu an yapılan yeni düzenleme ile PTT'ye gitmeden E-Devlet üzerinden SGK olarak tanımlayacağınız IBAN'ınızdan, SGK sisteminin içinden tanımlayacağınız banka IBAN numarasından otomatik olarak hesabınıza yatacak rapor paralarınız, onu söyleyeyim. Şimdi doktora gittiniz, raporunuzu aldınız. İlk önce işverene bunu ibraz etmek zorundasınız ki işveren bu rapor parasını 5 gün içerisinde girmek zorunda, sisteme tanımlamak zorunda. Yani hastaneye gittiniz, raporunuzu aldınız, cebinize koymuyorsunuz, işverenize ulaştırıyorsunuz onu. İşverenin de bununla ilgili bir süresi var. 5 gün, 5 iş günü içerisinde bu raporu sisteme girip tanımlamak zorunda. Bundan sonra 15 gün içerisinde rapor parası yatmakta. Yani 15 gün içerisinde rapor paranızı yatıyor. Eskiden bunun için izin alıp PTT'ye gidiyordunuz. Paranızı çekmekle uğraşıyordunuz. İş yerinizden izin alıyordunuz. Artık o şekilde değil arkadaşlar. Mesela SGK'dan tanımlamak zor diyenler 170'i arayıp IBAN numarası bankanızdaki hesabınızın uzun olan numarasıdır. Yani bunu bankanızı arayıp öğrenebilirsiniz veya gidip isteyebilirsiniz de ya da telefon açıp IBAN numaranızı isteyebilirsiniz. IBAN'ınızı hatalı girmeyin. Hatalı yer olmaz yani. Kabul etmez sistem. Dediğim gibi IBAN numaranızı E-Devlet üzerinden SGK kısmından tanımlama yaptığınız zaman artık rapor paralarınız direkt kendi hesabınıza yatırılacak. Şimdi rapor parası genelde 15 gün içerisinde yatmasına rağmen kişi eğer 2 ay içerisinde PTT'ye gidip bu parayı çekmez ise para geri dönüyordu. Ama şimdi artık öyle değil. Siz eğer bu tanımlamayı yaparsanız ne PTT'ye gitmek zorundasınız ya da başka işlem, sadece işverene raporunuzu ulaştıracaksınız. Ondan sonra da sistemden kontrol edeceksiniz. Siz raporlarınızı E-Devlet üzerinden SGK yazacaksınız arama motoruna. Orada 4AB iş görmezlik raporu, 4AB iş görmezlik raporu adı altında rapor paranızı görebilirsiniz. Dediğim gibi işte ben bilgisayardan anlamıyorum, ben bunlarla uğraşamam. IBAN nasıl? O zaman IBAN numaranızı elinizde bulundurursunuz, ararsınız 170'i, tanımlama yaptırırsınız. Bundan sonra alacağınız raporlarla ilgili ücretler o tanımlama yaptırdığınız hesabınıza yatar. Eğer ki E-Devlet üzerinden, bilgisayar üzerinden bu tanımlamayı yapamıyorsanız 170'i arayarak da bu işlemi yapabilirsiniz. Bunun çok büyük kolaylığı oldu arkadaşlar. Ne PTT'ye gitmek zorundasınız, ne de başka bir işlem yapmak zorundasınız. Ne olacak? Raporunuzu aldınız, işte doktorunuzda gözüktüğünüz raporunuzu aldınız. Bu raporu, iş görmezlik raporunuzu işverenize ulaştırdınız. O kadar yani. Ondan sonra sistemden E-Devlet üzerinden SGK kısmından Sosyal Sigortalar kısmı, Sosyal Güvenlik Merkezi kısmında bunu takibini yapacaksınız. Orada göreceksiniz. Rapor parası iş görmezlik adı altında geçer. İş görmezlik 4A 4B iş görmezlik 4A SGK'dır, 4B Bağkur'dur. Bu şekilde yani bu bilgilendirmeyi yapayım dedi. Aynı zamanda eğer bir problemle karşılaşırsanız 170'i arayarak da hem bilgi alabilirsiniz hem IBAN'ınızı oraya da tanımlama yaptırabilirsiniz. Arkadaşlar bu güzel bilgiyi vermek istedim. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Kanalım hızla çoğalıyor. Yaklaşık 500 kişiye yaklaştık. Herkese teşekkür ediyorum abone olan. Benim etrafımdaki o güzel insanlar da kanalımı paylaşıp insanların bilgilenmesi konusunda da emek veren çevremdeki insanlara da çok teşekkür ediyorum aynı zamanda. Arkadaşlar bilgi güçtür. Lütfen kanalımı paylaşın. Kanalımı paylaşan kişilere sürprizlerim olacak dediğim gibi. Aynı zamanda abone olun. Etrafınızdaki kişileri teşvik edin ki bakın böyle gelişmelerden haberdar olsunlar. Yani bir rapor parası için bile iş yerinizden izin alıp gidip çekmekle uğraşıyordunuz. Bakın burada pratik yani hap niteliğinde bilgiler veriyorum.
çok yararlı bilgiler veriyorum. Hem kanalıma abone olun, aynı zamanda benim kanalımın paylaşımını yapın ki daha fazla kişilere, daha fazla insanlara ulaşalım. Daha çok kişi yararlansın. Yani benim bu kanalımı kurma amacım, genelde hep soruluyor, İşte sen bundan para mı alacaksın? Ne alaka? Yani ben burada bilgi paylaşıyorum. Hani 100 bin takipçin olur, olabilir. Yani o ayrı bir konu. Anlatabiliyor muyum? Yani ben bunu gerçekten günlük hayatımda mali müşaviri olduğum için çok sorusu alıyorum. Yani sürekli işte benim telefonum hiç susmaz mesela akşama kadar. Ben bu şekilde videolar çekince mesela bu videoları yönlendiriyorum kişilere. Anlatabiliyor muyum? Yani ben bu hayatta her şey para demek değildir. Yani ben bunu sosyal sorumluluk şeklinde kabul ediyorum arkadaşlar. Lütfen abone olun, etrafınızı teşvik edin. İnsanlar bu gelişmelerden haberdar olsunlar. IBAN numaranızı kendi, herkesin banka hesabı olan herkesin IBAN numarası vardır. Uzun bir numaradır bu. Önünde TR yazar. Bunu bankacınızdan isteyeceksiniz. Dediğim gibi bu rapor iş görmezlik. Yani hastane raporunu tanımlatmanız için E-Devlet'in içine girip tanımlamayı yapacaksınız. Bunların hiçbirini yapamıyorsanız SGK'yı arayıp 170'i arayacaksınız. Bu tanımlamayı bu şekilde yapacaksınız. Sağlıkla kalın. Hepinize iyi günler diliyorum.